Bugün sizlere göbek kaçması nedir ve tedavisi nasıl yapılır şeklinde size bilgi vermek istiyorum. Göbek genellikle ağır yük kaldırmaktan, dengesiz yük taşımaktan veya çok aşırı derecede üşüttüğün zamanlarda kasların gerilmesi sonucunda göbek yerinden kaçar. Bu yukarı kaçar, aşağı kaçar, sağa gider, sola gider. Ve göbek kaçtığı zamanlarda da genelde mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlikler, yorgunluklar, bitkinlikler. Ayrıca sırtta, yanlarda, göbek kısımlarında ağrılar meydana gelir. Bu göbeği tedavi edilmediği süre içerisinde bunlar devam eder. Biz şu anda göbek kaçmasını tedavisini yapmak için size uygulamalı şekilde göstermek istiyorum. Yat oldu böyle güzelce. Tamam. Şimdi göbek kaçtığını anlamak için de genelde bu sağ meme, sol meme birbirlerine eş değerde değildir. Yani mutlaka bir farklılıklar vardır. Şimdi burada göbeğimizi açtık. Sonra elimizi şöyle yumru şeklinde yaptıktan sonra göbeğimizin üzerine koyuyoruz ve sağa doğru büküyoruz bastırarak. Çek ayakların altına oğlum. Çek. Şimdi burnundan nefes alıp ağzından ver. Tekrar burnundan nefes al. Ağzından ver. Tekrar burnundan nefes al. Ağzından ver. Şimdi ayakları uzat. Ayakları uzat. Şimdi bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Kısmen kayboldu şişlikler veyahut da rahatlamalar. Şu anda rahatlama nasıl oldu? İyi hissediyorum. İyi hissediyorsun. Biz tamamıyla tekrar bunun yerine getirebilmemiz için yine aynı hareketi tekrarlıyorum. Yine üçgen şeklinde yapıyorum. Ve göbeği vurarak bastırarak ondan sonra çek ayaklarının altına yerine getirmek için tekrar çalışıyoruz. Yine burnundan nefes al, ağzından ver. Burnundan nefes al, ağzından ver. Tekrar bir daha. Çok güzel. Şimdi tekrar ayaklarımızı uzatalım. Şimdi bu memelerle göbek kısmını ölçtüğümüz zamanlarda eş değerdedir ve buradaki karın kasları şu anda bir gerilme veyahut da insanı rahatsız edici bir şey yoktur göbek yerine geldiği zamanlarda. Şu anda nasılsın? İyi. Şimdi bazen de insanlar yalnız kaldıkları zaman başka kişi bulunmazsa su bardağını göbeğinin üzerine iç kısmını koyup üzerine yatmak şartıyla ondan sonra yine burnundan nefes alıp ağzından birkaç kere bu şeyi tekrarladıktan sonra göbek yine yerine gelir. Bazen de eski insanlarımız bu süpürge sapını yine göbeğin üzerine koyup bastırmak şartıyla yine ayakları çekip nefes alıp vermek suretiyle yine o şekilde de göbek yerine gelir. Ayrıca bir de bu koltuk altlarının olmuş olduğu yerlerde şişlikler oluşur. Bu şişlikler de göbeğin kaçtığını gösterir. Ve bunları da şu anda yerine oturtulması lazım. Ondan sonra zaten bir rahatlama vücutta olduğu zamanlarda göbek yerine gelmiştir. Ve sırt ağrıları, halsizlikler, yorgunluklar, iştahsızlıkların hepsi kaybolur. Ve midede bulantı, bu tür şeyler yok olur. Kalkabilirsin oğlum. Kalk. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun şu anda? Gayet rahatladım. Gayet rahatladım. Çok güzel. Yani bu göbek kaçması tıpta çok bir yeri olmamasına rağmen böyle bizim gibi insanlar veya yaşlı kişilerde bilen bir kişi tarafından yerine getirilirse daha güzel olur. Hepinize sağlıklı, şifa dolu günler diliyorum. Sana da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.